Merhaba değerli arkadaşlar. Kolay yöntemlerle Ruşça kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde kimin sorusu öğreneceğiz. Artık biliyorsunuz ki Ruşça'da her şeyin cinsi vardır. Burada da kimin sorumuzda eril, dişi, notal ve çoğul olarak ayrılıyorlar. Evet, önce bir okuyalım. Çey, çiya, çiyo, çi. Bir kere daha tekrarlayalım. Siz de tekrarlayın lütfen. Çey, çiya, çiyo, çi. Biliyorsunuz artık bir cümlede soru kelime varsa mutlaka cümle başında bulunur. Fakat cümle kurmadan önce hangi konu öğreniyorsunuz öğrenin. Öncelikle kelimeleri cinsi bulmalıyız ki kalan her şeyin doğru cinsine göre kullanabilelim. Evet, R harfle bitmiş bir kelime var. Bilgisayar kelimemiz computer. Eril bir kelime, E harfimiz yazalım. Kelimemiz eril olduğu için İşaret zamirimizde eril olacak. Hatırlıyorsunuz şu da harfin bakarak da harfi buraya getireceğiz. Kapattık sessiz harfle ve zamirimizde eril oldu. Şimdi geldik. Sessiz harf gelmeli ve söylemiştim. İlk harfi özel bir harftir. Bütün ayetlik zamirlerde, sorularda, sıfatlarda bu harfi gelecek. Aklınızda tutun. Şimdi oldu eril bir cümle. Soralım. Bu bilgisayar kimin? Çek edet computer. Elimizde bir tane A harfle bitmiş kelime var. A harfle bitmişse dişi kelimedir. D harfimiz yazalım. Dişi olduğu için tabii ki işaret zamirimizde dişi olmalı. Ne yapacağız? O harfi düşüreceğiz ve dişi cinsler A ve Y harfleriyle bitiyor. A harfi alıyor zamir. A ilave edeceğiz. Burada yine dişi harfi alacak. Tekrar söylüyorum. Dişi cinsler A ve Y harflerle bitiyor. İşaret zamirimiz A aldı, sorumuz ya harfi alıyor. Yani mutlaka kendi içindeki olan harfleri alır. Evet, hazır dişi bir cümle oldu. Bu mont kimin? Çiya eta kurtka. Elimizde o harfle bitmiş bir kelime var. O harfle bitmişse o zaman hangi cins? Tabii ki notur. Yazalım. O zaman işaret zamirde notur olmalı. Zaten kendi harfi yalın halde de odan bitiyor. Fakat şöyle kırmızı yazalım. Daha belirgin olsun. Şimdi soru kelimemiz alacak. Notur cinsi harfi. Notur cinsler ne harfle bitiyordu? E, yo ve o harflerde bitiyordu. Soru kelimelerimiz yo alıyor. Evet. Şimdi artık notur bir cümle hazır. Bu yüzük kimin? Çiyo eta kalço. Başka kelimemiz var dişi halde ama bunu bir çokul yapalım. Demiş A harfleri düşer, İ harfi L'leri getirelim ve kelimemiz çoğul durumda. Çoğul yazalım. Kelimemiz çoğul olduğu için eta işaretle ne yapacağız? O harfi yine düşüreceğiz ve çoğul ekimiz İ harfimiz getiririz. Zamirimiz çoğul oldu. Tabii ki aitlik zamirin sorusu da çoğul olmalı. Çoğul ekimiz i'dir. Burada da i ilave edeceğiz. Ve ne oldu? Bu gömlekler kimin? Çi eti rubaşki. Evet arkadaşlarım. Bizim dilimiz, tekrar söylüyorum, ses üstünde yapılmıştır. Mutlaka kelimeye göre olacak soru, aitlik zamiri, işaret zamiri, sıfatı, sıfat soruları. Onun için şunlara dikkat etmeliyiz. Fakat anlamlı, mantıklı öğrenin, kökleri ezberleyin ve o cinsi için hangi harfi alıyor diye bilin yeterlidir. Bir kere daha okuyalım. Çek etet computer. Çiya eta kurtka. Çiyo eta kalço. Çi eti rubaşki. Evet arkadaşlarım, alıştırmalarımız devam edelim. Burada bir kelime aldım. Erkek cüzdanı. Bumajnik. Sessiz harfle bitmiş bir kelime var. Eril cinsdir ve cansız bir kelime olduğu için yani bir nesnedir. Önce cümle kurmadan önce tabii ki kelimenin cinsi canlı mı cansız mı bilmem gerekiyor. Bunlar notum aldım. Şimdi cansız bir kelime olduğu için "Что это?" bu ne diye sorduk ve cevapta "Это бумажник." Bu cüzdan. Şimdi kimin bu cüzdanı soracağız? Kelimemiz eril. İşaret zamirimiz de eril olmalı. Ne yapacağız? İçindeki bu da harfi getirip burada bir kapatacağız. Sessiz harfle. Evet, işaret zamirimiz eril cins oldu. Aynı şekilde
Sorumuzda eril olmalı. Ne yapıyoruz? Sessiz i harfi getiriyoruz. Çek etet bu majnik. Bu kimin cüzdanı dedik. Şimdi cevap vereceğiz. Bu benim, senin, onun, bizim, sizin cüzdanı diyeceğiz. Ne yaparız? Yine burada da harfimizi getirelim. Artık zamirlerin tekilde ih harfi alıyor. Gördüğünüz gibi matematik gibidir. Bir tanesi iyice anlayarak öğrenirsiniz. Kalanı devam eder kolay şekilde. İh harfi koyduk. Tekil yine aitlik zamirleri senin ih'e koyduk. Yevo onun üçüncü kişi erkek zaten değişmez. Burada yeyo dişi üçüncü kişi kullanmadık. Çünkü bir erkek bir cüzdandır bu. Bizim aitlik zamirimiz zaten sessiz harfle bittiği için hiçbir ek almaz. Aynı şekilde sizin de öyle. İh'e de zaten değişmiyor. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi onca kelimenin cinsi bulup canlı mı cansız mı sonra artık cümleler kurabiliriz Rus dilinde. Okuyalım lütfen. Что это? Это бумажник. Чей этот бумажник? Этот мой бумажник. Этот твой бумажник. Этот его бумажник. Этот наш бумажник. Этот ваш бумажник. Этот их бумажник. Tercüme edelim. Bu ne? Bu cüzdan. Bu cüzdan kimin veya bu kimin cüzdanıdır? Bu benim, senin, onun, bir erkek, bizim, sizin, onların cüzdanıdır. Burada kız arkadaş kelime aldım. Padruga. Padruga hem A harfle bitmiş hem canlı varlık olduğu için biyolojik cinsi geçerli, yani dişi ve canlı bir kelime var elimizde. O zaman canlı olduğu için kim soruda soracağız ve yanına ozne gelecek. Dişi cinsi için ana oznemiz. A harflerimizde hatırlıyorsunuz kullanıyorduk. Evet, şöyle yazalım. A harflerimiz. Evet arkadaşlarım. Кто она? Она Карина. Şimdi kız arkadaşımız dişi. Ozne o üçüncü şahıs dişi. Sorumuzda dişi olacak. Dişi cinsler A veya harfleriyle biter. Sonra kimin sorusu? Kendi cinsi içindeki olan ya harfi alır. Чья подруга? Ana, şimdi benim diyeceğim. Benim tekil ya alıyor. Tekil yine senin ya alıyor. Yevo yeyo değişmez. Bizim ve sizin de kendi cinsi içindeki bulunan A harfleri alır. Şimdi artık tamamen cümlelerimiz doğru cinsine göre hazır. Okuyalım. Кто она? Она Карина. Чья она подруга? Она моя подруга. Она твоя подруга. Она его подруга. Она ее подруга. Она наша подруга. Ana vaşa padruga. Ana ih padruga. Tercüme edelim. O kim? O Karina. O kimin kız arkadaşı? O benim, senin, onun, bir erkek, onun, bir bayan, bizim, sizin, onların kız arkadaşıdır. Evet arkadaşlarım, elimizde elbise, platye kelimemiz var. Platye kelime E harfle bitmiş, yani ve cansız bir kelime. Rusça'da cümle kurmadan önce kelimenin hangi cins, hangi durumda olduğunu mutlaka bilmeliyiz ki ondan sonra cümleleri doğru kurabilelim. Evet, şimdi sorabiliriz. Что это? Это платье. Bu ne? Bu bir elbise dedik. Şimdi zaten это, yalan hal ve neutral cins o aynı olduğu için o kaldı. Kimin sorusu yine neutral cins harfi alacak. Neutral cinslerimizi hatırlayalım, hangi harflerle bitiyordu? O, E, Yo. Yani O, E, Yo'dan başka bir şey göremezsiniz burada. Burada sorumuz Yo harfi alıyor. Чё это платье? Burada aitlik zamirlerimiz kullanacağız. Bu benim, senin, onun, bizim, sizin zamirlerimiz neutral cinsi yapmalıyız. Benim tekilleri kendi cinsinin içindeki olan yo harfi alıyor. Görüyorsunuz. Yo alıyor.
Erkek yeva kullanmıyoruz çünkü bir bayan elbise. Üçüncü tekil bayan için hiçbir şey değişmiyor. Bizim ne oluyor? E harfi getireceğiz. Sizin E harfi getireceğiz. İlk da online'da hiçbir şey almadığı için şu şekilde kullanacağız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlarım, bir notur kelime doğru şekilde aitlik zamiri ve aitlik zamirinin soruları, kelimenin cinsi bulduktan sonra sonuç itibaren bütün ruşa kelimeler eril dişi notur'dır. Demek ki bütün kelimeleri notur olarak şöyle kullanabilirsiniz. Yani platyere başka bir kelime gelir notur. Yine aynı soru, aynı aitlik zamiri cevap vereceksiniz yani. Okuyalım. Что это? Это платье. Чё это платье? Это моё платье. Это твоё платье. Это её платье. Это наше платье. Это ваше платье. Это их платье. Tercüme edelim. Bu ne? Bu elbise. Bu elbise kimin? Bu kimin elbisesi? Bu benim elbisem. Bu senin, onun, bizim, sizin, onların elbisesi. Şimdi elimizde kurşun kalem kelime var. Kurşun kalemleri yapmamız gerekiyor. Çoğuluk örnekimiz olsun. İ harf ilave edeceğiz. Evet, şimdi oldu kurşun kalemler. Yani elimizde bir tane çoğul kelime var ve cansız. Evet, çoğul ve cansız. Türkçe'de bunlar ne soruluyor ama bizde bilgisiz bir durumda yalın halde kullanılır. Что это? Это карандаш. İ harfimiz yine getirelim. Çoğulumuz yapalım. Hazır. Это карандаши. Şimdi burada bu kurşun kalemler kimin diyeceğiz? Ne yapacağız? Öncelikle kelimemiz çoğul. İşaret zamirimiz de çoğul olmalı. O harfi düşüreceğiz. Çoğul ekimiz, i harfimiz getireceğiz. İşaret zamirimiz çoğul oldu. Aynı şekilde kimin sorusu çoğul yapacağız? İ harfimiz, lerler ekimiz getirdik. Çi eti karandaşi. Bu kurşun kalemler kimin? Burada cevap vereceğiz. Tabii ki yine eten çoğul yapalım. Şimdi benim, senin, onun, bizim, sizin, onların çoğul yapacağız. Kelimemiz çoğul, zamirimiz çoğul, aitlik zamirimiz çoğul yapacağız. Evet, bütün zamirlerimiz iyi alıyor, kolay. İ harfleri ilave edelim. Üçüncü tekiller ve çoğul zaten bir ek almaz. Şimdi artık hazır cümlemiz. Что это? Это карандаши. Чьи эти карандаши? Эти мои карандаши. Эти твои карандаши. Эти его карандаши. Эти ее карандаши. Эти наши карандаши. Эти ваши карандаши. Эти их карандаши. Evet değerli arkadaşlarım, eğer kitabım var ise sizde 31. sayfada bulunuyor bu konu. Oradan da bakıp pekiştirebilirsiniz. Arkadaşlarım şimdi kimin soru öğrendikten sonra 4 tane kelime aldık. Eril, dişi, notur ve çoğul olarak. Ve onların yanında öznelerimiz, aitlik zamirlerimiz ve aitlik zamirlerimiz soruları nasıl harfleri getiriyoruz. Şimdi bunun birazcık diyorum ya, her zaman anlamak çok önemli. Ezberlemeniz gerekmiyor. Çünkü Rusça matematik gibidir. Sonuç itibaren eğer cinsiyete artık hangi cins hangi harfi alıyor öğrendikten sonra ne oluyor? 4 tane kelime de burada örnek yaptık. Öyle bir küçümsemeniz lazım. 4 tane kelime demek zaten uçe bulunur bütün Rusça kelimeler. Ya erildir, ya dişidir, ya notardır. Eğer dişi bir kelime, size aitlik zamir veya sorusu ya da işaret zamiri öznesi doğru kullanıyorsanız demek ki bütün dişi kelimeleri artık bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde eril, aynı şekilde notur veya çokul. Sonuç itibaren bir kelime küçüklememiz lazım. Notur kelimesi ancak kelimeler değişir. Fakat aitlik zamirleri, aitlik zamirleri sonra işaret zamirleri, özneleri değişmez. Bol bol örnekler yapın. Yine alıştırmalar bırakacağım video altında. Boşlukları doldurun, yüksek sesle okuyun. Hem telaffuzunuz açılır hem de kuralları öğrenmiş olursunuz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.